Şimdi Kadri abi gündüz vakti herkesin sokakta olduğu bir anda motosikletli birisi tarafından öldürüldü. Motosikletin eşkali belli, vuran kişinin eşkali belli. Bugün Türkiye'nin her tarafında o tarihte de bütün sokaklar, caddeler güvenlik kameraları tarafından, mobese kameraları tarafından izleniyor, takip ediliyor. Her türlü olay bu güvenlik kameralarına takılıyor ve failler bir şekilde bulunuyor, tespit ediliyor. Ancak başından itibaren gerek mobese kameraları gerekse cinayetin işlendiği mühitteki güvenlik kamerası kayıtlarının toplanmasını ve cinayete karışan motosikletin ve katilin tespiti yönündeki taleplerimiz polis, savcılık tarafından üstün körü bir inceleme yapıldığı düşüncesindeyiz. Burada failler bizce bulunabilecekken, yani bu güvenlik kameralarına takılmadan bir yere gitme imkanı olmamasına rağmen bu güvenlik kameraları tarafından tespit edilemediğinin söylenmesi bizce inandırıcı değil. Mutlaka bu güvenlik kamerasının birisine bu kişiler takıldı. Ancak o dönemki siyasi atmosferden kaynaklı olarak faillerin biz tespit edilmek istenmediği düşüncesindeyiz. O günkü siyasi durumun yansımasını bugün de aslında biz görüyoruz. İşte Kobani dayanışma eylemleri sırasında yaşamını yitiren yurttaşların ölümünden işte HDP yöneticileri, o dönemki HDP genel merkezi sorumlu tutulmakta, buna ilişkin de bir yargılama devam etmektedir. İşin ilginç yanı ilimizdeki cinayetler de, yani Ahmet Albay, Yusuf Güldüren cinayeti de yine sanki HDP'nin talimatıyla işlenen cinayetler sınıfında gösterilmek istendi. Oysa bu soruşturmaların içeriğine bakıldığında da zaten bunların da IŞİD tarafından işlendiği süreç içerisinde ortaya çıkartıldı. Bu cinayetleri işleyip daha sonra IŞİD saflarına giden Servet Koç isminde bir IŞİD militanı Suriye'de bulunduğu sırada bir video çekerek de aslında bu cinayeti itiraf etti. Kendileri tarafından işlendiğini belirtti. Ancak Servet Koç bu videoyu çektikten sonra Türk Silahlı Hava Kuvvetleri tarafından yapılan bir bombardıman sırasında yaşamını yitirdi bölgede. Ancak Servet Koç'un dışında bu cinayete katılan, dahil olan, o dönem ilimizde IŞİD faaliyetleri yürüten kişiler tam olarak ortaya çıkartılamadı düşüncesindeyiz. Biz ondan sonraki süreçte zaten o dönem IŞİD'in bu tür faaliyetleri belki aydınlatılabilseydi, belki layıkıyla üzerine gidilebilseydi, daha sonraki süreçte işte ondan bir yıl sonra işte Suruç'ta, Diyarbakır'da peşinden 100 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Ankara gar patlamasında yine IŞİD'in parmağı ortaya çıktı ve bütün bu cinayetler, katliamlar silsilesi içerisinde her aşamada biz etkin bir soruşturma izlenmemiş olması nedeniyle yurttaşlarımızın can güvenliğinin korunamadığı düşüncesindeyiz. Biz Kadri abinin faillerinin bulunup cezalandırılması hususundaki takibimiz sürecek. Türkiye'nin herhangi bir kentinde suç işleyen bir kişinin motosikletle cinayetin ardından hiçbir güvenlik kamerasına takılmadan uzaklaşması, kaybolması, sıra kadem basması hiçbir şekilde mümkün değil. Bunun olanaksız olduğunu herhalde Emniyet Müdürlüğü de kabul edecektir. Ama bütün olaylar, adli siyasi olayların failleri bir şekilde ortaya çıkartılırken, Kadri abinin öldürüldüğü sokakta eğer bir protesto gösterisi olmuş olsa, bu protesto gösterisine katılanların, eylemcilerin tamamı polis tarafından tespit edilebiliyorken, aynı sokakta işlenen cinayet ve sonrasında katilin motosikletle kaçması, güvenlik kameralarına yakalanmıyor olmasının biz kabul edilir, inandırıcı bir yanı olmadığını söylüyoruz. Bu konudaki ısrarımız da devam edecek.